Evet sevgili dostlar, Golbar.com'un ve Kayseri Özlü Mahallesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz, safaalar getirdiniz. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız ve kanala aboneyseniz ya da kanala aboneliğinizi pekiştirmek istiyorsanız lütfen ama lütfen sevdiklerinizi kanala davet edin. 2 Ağustos'ta full time burada başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, size ilk kap videosuyla başlayayım. Fenerbahçe'den çok ciddi bir kap gelecek gelmek üzere. Bir süredir görüşülen Yusuf En Nesiri, Seviyalı futbolcu Yusuf En kulübü kendi ve menajeriyle her türlü anlaşma yapıldı. Vermiş olduğumuz süre tamamlandı ve Yusuf En Nesiri artık resmen Fenerbahçe'de diyebiliriz. Bunu bugün gece saatlerinde sevgili Sercan Hamzoğlu ve diğer birçok Duyumcu paylaştı. Yani hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, Yusuf en nesiri, Fenerbahçe'de diyebiliriz. Zaten şöyle bir durum vardı ortada. Ee, ben size süreci baştan itibaren anlatmıştım. Ve süreçte yaşananları anlatmıştım. Ama herkesin sorduğu soru şu. Ya bu kadar niye beklendi? Arkadaş niye bekledi? Niye bu transfer açıklamıyor? Niye öyle oldu? Niye şöyle oldu? Niye böyle oldu diye. Ben de size belirtmiştim arkadaşlar, menajerin biraz uyanıklığı var, biraz çakallığı var. Hani uyanıklığın ötesinde bu, bunun adına başka bir şeylik deniliyor da neyse, uyanıklık diyelim. Araya girmeye çalışan bazı rakip takımlar falan da oldu. Ee, süper Süperlikten belki de bazı takımlar, Fenerbahçe daha fazla para versin diye devreye girdiler. Kimsenin de günahını da almak istemiyorum ama. Herkesin de günah ortada o da ayrı bir mesele. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe Yusuf Ennesi ile transferi bitirdi. Peki kaça bitirdi? Arkadaşlar bendeki duyumlara göre 20 milyon euronun altında bir bonservis bedeli. Bendeki duyumlara göre oyuncunun net yıllık ücreti 4 milyon euro. Ya ilk 8.75'te başlamıştık pazarlığa. 8.75'ten aslında almak e, imkansız değildi. Çünkü bir senesi kaldı futbolcunun sözleşme bitimine. Ve e, bir senesi kalan futbolcu için de hani çok fazla bedeller ödemek de mantıklı değildi. Ancak Mourinho ilk sıraya bu arkadaşı koydu. Lukaku'yu elinin tersiyle itti. Bakın yanlış duymadınız. Lukaku'yu elinin tersiyle itti. E, çeşitli forvetler var hani Serdar Azmundur, şudur budur. Tabii ki menajer önerileri çok fazla. Yani bu süreçte bilginiz olsun arkadaşlar. Menajer önerileri aşırı fazla. Ee, ve mesela Lukaku'dan başka. Ha Lewandowski mesela. Lewandowski'yi istedi mi? İstedi. Ancak Lewandowski'ye gitmeden önce Xavi bunu gönderin. Takımın huzurunu bozuyor derken yeni gelen teknik direktör asla göndermem. Bu benim takımın has parçası olacak dediği için de e, Lewandowski işi de olmamıştı. Ancak arkadaşlar en nesiri transferine mutlu sona ulaşıldı. 8.75 olmadı. 12 civarlarına çıktıydık. Bendeki veriye göre 12 artı 4. Hala 12 artı 4. Ama kaynaklarımdan birisi 16 milyon euro para artı 4 opsiyon diyor. 4 de şöyle arkadaşlar. Mesela 16'yı aldın atıyorum. 25 milyon euro ve üzeri satış yaptın diyelim. Futbolcu. 25 ve üzeri satarsan da işte 16 çık ya da 26 diyelim daha kolay olsun. 26 ve üzerine satış yaparsan karın %40'ı gibi bir şey var ama maksimum 4 milyon euro yapacak şekilde. Zaten %40 yaptı mıydı? 4 milyon euro yapıyor. Ya böyle bir durum var arkadaşlar ama en nesili konusunda Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Bitti mi bitmedi. Şimdi Mert Müldür'ün golünün en güzel gol seçildiğini biliyorsunuz. O önemli değil. Ali Koç bu sistemi yıkacağız dedi. Şampiyonluk için yanak sıktırmayız dedi. Ee, sosyal medyada Osman Aşkın Bakın yani spor bakanının görevden affını istediği konuşuluyor. Ali Koç'un spor bakanı milleti arayıp da Ali Koç'un kayığına binmeyin dedi cümleleri ortalığı çok karıştırdı. Çünkü siyasetin en tepesi e, futbolla siyasetin iç iç olmasından rahatsız oldu deniliyor. Yani kulis bilgileri bunlar arkadaşlar. %100 doğru diyemem. Çünkü ben siyasetten çok anlayan bir adam değilim. Ama %100 yalan da diyemem. Spor Bakanı'nın değişeceğine dair bazı şeyler konuşuluyor. Yeni spor bakanına dair de enteresan bir şey söyleniyor ama bakalım ne olacak arkadaşlar. bunu da birlikte izleyeceğiz. Onun dışında Ferdi kalmak zorunda diyor. Aslına bakarsanız Ali Koç benim sizlere günlerdir belki de haftalardır verdiğim duyumu doğruluyor. Nedir o duyum? Ferdi kalacak. Aksine Oster Volde gidecek diye. Ben hala aynı fikirdeyim. Hala aynı noktadayım. Ferdi kalacak. Osterwold'e gidecek arkadaşlar. Yani gelen tekliflere göre teklif gelmesi tabii ki gitmeyecek. Ama eğer kafası çalışıyorsa takımların Osterwolde gibi bir süper yıldızı bırakmamaları lazım. Eğer olur da Osterwold e milli takıma seçilirse Hollanda milli takımına hiç kimse asla alamaz. Asla kimse alamaz. Yani o da kendi bilecekleri iş olur Ben benden söylemesi yani Osterwolde'yi almaları için Şimdi acele etmeler lazım Hocam bu kadar meraklı olma Osterwolde'yi göndermek için çok yetenekli şöyle böyle arkadaşlar Osterwolde'nin yeteneğini Belki de içinizde en fazla bilen benim Sizler çöplerken ben dedim ki bak çocuk çok yetenekli çocuk Şöyle çocuk böyle çocuk diye ya, Bilginiz olsun arkadaşlar Ve dediğim gibi Ali Koç da aslına bakarsanız ferdi kalır Osterwald'e gider diyor. Yalnız federasyondaki değişim yabancı sınırına yansıyacak mı, yansımayacak mı? Yabancı kuralı değişecek mi, değişmeyecek mi? Bunu birlikte izleyeceğiz. Bunu kesinlikle birlikte izleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Nasıl bir sonuca ulaşacağız? Bu da hepimizin merak içerisinde olduğu bir konu. Ama şunu ben çok çok iyi biliyorum ki eğer yabancı kuralı değişirse ee, bu kuralın her halükarda Fenerbahçe'ye yarayacağını ben eminim. Bak değişse de artsa da azalsa da ben Fenerbahçe'ye yarayacağı görüşündeyim. Hep birlikte de bekleyip izleyip görürüz arkadaşlar. İki kanat, bir stoper, bir forvet. Hoca bunu istiyordu. Çağlar'ı istiyordu dedi Ali Koç. Şimdi iki kanat. Maksim'in ve Oğuz Aydın alındı. iki kanat. Bir stoper. Çağlar alındı. Bir de forvet istiyordu. Enne alındı. E, haliyle Batu gitmesini çok istemiyordu. Hani sonuçta iyi bir isim diyordu ama Batu gitmese Ceko gidecekti. E, bir nevi tercihini Batu kullanmış oldu. Batu gittiği için Ceko kaldığı için sadece az bir forvet ve Üçüncü forvetle belki de ikinci forvetle Cenk Tosun çekildi. Cenk de kendi kaderini kendi belirleyecek. Yani çok çok iyi oynayıp ben üçüncü forvet değilim diyor. Çok çok iyi oynayıp ikinci forvet olabilir. Çok çok iyi oynayıp az forvet olabilir. Kendi bilir. Ama Fenerbahçe'deki rekabet ve yarış kısıştı gibi. Hem hava toplarında hem yerde hem kanatlarda etkili olabilecek forvet hattı oluştu. Bu da benim açımdan sevindirici bir gelişme. Ama asıl gelişme şu. Adamın yani teknik direktörün istediği herkes alındı. Burada şu eleştiri çıkacak. Hocam hani tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosuydu? İki tane oyuncu aldık. Tarihin en iyi kadrosu mu oldu? Ya da Galatasaraylıların, Beşiktaşlıların gazına gelip Ya arkadaş Allah aşkına aldığınız Cenk Tosun, Oğuz Aydın bu mu Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu? Demek gafletinde sakın bulunmayın. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Çünkü sen en iyi kadrom dediğin kadroyu korudun. Arkadaşlar geçen sezon Rıdvan Dilmen demiyor muydu ya Fenerbahçe tarihinin bence en iyi kadrosu diye? Geçen sezon birçok spor yazarı demiyor muydu Fenerbahçe tarihinde en iyi kadrosu diye. Şimdi bak Galatasaraylılara falan dikkat edin şey diyorlar Fenerbahçe'nin transferine ne ihtiyacı var ya kadro çok iyiydi. Hatta şey demeye başladılar. Ya İsmail Kartal niye gönderdiniz ki İsmail Kartal iyiydi falan diyorlar. O zaman çaldığınız şampiyonluğun vebalini iki cihanda da ödeyemeyeceksiniz. Madem İsmail Kartal çok iyiydi. Neyse bunu inşallah anlatabilmişimdir. En nesiri için ödeme planı arkadaşlar bu konuşuluyordu. Yani yarısını peşin istiyorlar. Ya biz yarısını peşin verelim. Sonrasını taksit taksit verelim. Şöyle yapalım böyle yapalım dedik ama bir yerde kabul ediyor gibilerdi. Bir yerde etmiyor gibilerde Demek ki anlaşmazlıklar son bulmuş. İmzaların atıldığına dair bir veri var. Arkadaşlar bugün akşam en nesirinin kapı gelip yarın sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geleceği konuşuluyor. Belki bugün akşam da gelebilir ama yarın diyebiliyorum. Süreç biraz uzadı. Farkındayım. Bu sürecin artıya çevrilmesi lazım. Yani bu sürecin artıya çevrilmesi için mesela Lugano maçlarında kadroya eklenmiş olabilir. Eklenebilir arkadaşlar maçtan 24 saat öncesine kadar eklenebilir bilginiz olsun. yani maçtan 24 saat öncesine kadar iki kişiyi ekleyip iki kişi çıkartabilirsin kadrodan. Bu kural el mesiri muhtemelen eklenir. İlk maçta oynayacağını zannetmiyorum. Ama ikinci maçta belki de Kadıköy'de Fenerbahçe seyircisinin önünde hem Ennesil'i hem Maksim'ini birlikte izleriz gibi geliyor. Ee, yeni TFF yarın göreve başlıyor. Ve Merkez Hakem Kurulu'nun istifa ettiği iddialar vardı. Yarın belli olacak. Sofyan Amrabat. Şimdi Amrabat için Fenerbahçe kulübü bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak arkadaşlar bakın şimdi kanalı bilmeyen ya da beni bilmeyen ya da buradaki felsefeyi bilmeyen arkadaşlar çok kolay iftira atabiliyorlar. Çok kolay yalan söyleyebiliyorlar. Önce ben şunu özellikle belirteyim. Futbolcuya teklif atmak ile futbolcuya sözleşme imzalatmak arasında uçurum var. Fenerbahçe futbolcuna ilgili Mesela Fenerbahçe Dibala ile ilgilendi. Şartlarını sordu. Şeyini sordu. Oyuncu gelmiyorum dedi. Fenerbahçe Samarziç'ten ilgilendi. Şartlarımı sordu. Oyuncuyu istedi. Kulübüyle görüştü. Oyuncu Türkiye sınırlarına gelmek istemiyorum dedi. Ee, aynı şekilde Fenerbahçe Ennesili ile görüştü. Süreç uzadı. Bir geldi bir gitti. Yok Roma istiyor. Yok El Kadiş istiyor. Yok şuraya istiyor. Yok buraya istiyor. Seviye Sportif Direktörü çıktı. Öyle bir şey yok dedi. Kimse istemiyor dedim. Fenerbahçe gitti transfer etti. Bak süreci anlayın diye söylüyorum. Belki de yarın bir gün Samaris içecek. Arkadaş ben kurduğunuz kadroya hayran kaldım. Oynadığınız futbola hayran kaldım. Ben burada kendimi geliştirip sıçrayış yapabileceğimi düşünüyorum. Teklifiniz hala geçerli mi diyecek? Belki de. Belki de diyecek. O yüzden arkadaşlar e, hani durumunu sormayla transfer etme aynı şey değil. Biz futbolcunun durumunu sorduk. Futbolcu hakkında bilgi edindik. Ve e, 12 milyon euro civarında bir bedelle alma düşüncesine sahiptik. Zaten 9 milyon euroya geçen sezon Manchester United kiralamış. Adamlar 19,5'a almış, 9'a da kiralamış. Zaten verdikleri paranın bir kısmını almışlar. O yüzden de bu adamlara çok koyacağını zannetmiyorum. Çünkü verdiği paranın zaten bir kısmını almış. Kurtulma peşinde. Ve oradan kurtulursa da arkadaşlar yoluna bakma düşüncesi içerisinde olacak gibi de duruyor bu transfer düşüncesi. Ancak Amrabat Sadece tek aday değil. Ben ısrarla söylüyorum. Ee, orta saha için eğer bir isim arıyorsanız McTominay'e odaklanın diyorum. McTominay'de Fenerbahçe'ye menajeri tarafından önerildi. Şartlarını sorduk. Aslında çok kazık olmayan bir istekte bulundu. Loser United ama e, Fred'in süreci gibi olacak. McTominay Fenerbahçe'ye gelecekse 15 Ağustos'tan önce gelmez mucizevi bir şey olur. Belçide hani der ki ulan çok beklemeye de gerek yok der. Onun dışında ben orta saha transferinin de Fenerbahçe'ye 15 Ağustos'tan önce geleceğini düşünmüyorum. Yani 15 Ağustos'tan önce geleceğini zannetmiyorum. Hocam sen zannetmiyorum. Etmiyorum. Bu duyum mu? Kişisel fikir mi? Arkadaşlar bunu duyum demem. Kişisel fikir de demem. Siz nasıl anlamak istiyorsanız öyle anlayın. Ama 15 Ağustos'tan önce hatta bak ee, mucizevi bir şey olmazsa 15 Ağustos'tan önce transfer de beklemeyin Fenerbahçe'den. Sadece gidecekleri odaklanın. O gitti. Bu gitti. Bol bol şu gitti. Şundan kurtulduk. Şu buraya gitti. Şu şuraya gitti. Bol bol bunu duyarız 15 Ağustos'tan önce. Bir de şunu da belirteyim. Ee, hani 12 yabancıya düşecek ya kadronda 50 tane yabancı var. Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Eylül'ün 12'si miydi? 13'ü müydü? 15'i miydi? 15 Eylül diyelim kolay olsun. 15 Eylül'e kadar kadrondaki 50 futbolcunun 50'sini de oynatabilirsin yabancının. 50 tane yabancın varsa hepsini oynatabilirsin. 15 Eylül'de transfer sezonu bitti mi? 16 Eylül'den itibaren 12'ye düşürmek zorundasın. Düşürmezsen tescil edemezsin. Yani şunları şunları tescil ediyorum şunları etmiyorum diye sen belirlemek zorundasın. O da ciddi sıkıntı. Burada da anlaştık. Amrabat konusunda ben olacağını zannetmiyorum. Jefferson Lerma demiş ki Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım demiş. Bunu belirttiydim zaten size. Ya yani oyuncu da doğrulamış. Oldu açıkçası. Buna da sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Yani ya Fenerbahçe seviyesi yanlış anlamayın beni. Hani Kovacic'tir. McTominay'dir. Bu arada Kovacic'i de çok soruyorlar. Arkadaşlar bakın Fenerbahçe'nin bu sezon transferde çok güzel bir mantığı var. Mesela kim almak istiyorsun? McTominay'i. Kovaçiç'e de gidip teklifte bulunuyorsun. İşte Amrabat'a da teklifte bulunuyorsun. Oraya da buraya da teklifte bulunuyorsun. Şartlarını soruyorsun. Sosyal medyada bunu veriyorsun. Sosyal medyada diyor ki lan ha bu adam demek ki Kovaçiç'i de istiyor. Ya, bu adam ciddi. Demek ki bir tane bir şey alacak. Diyor. Bu bazen işine de yarayabiliyor. Mesela NSD transferinde dikkat edin 500 tane forvetle görüştük. Yani belki de en başından beri tek hedef NSD'ydi. Diğerleri Başka bir şeydi ama bazen şartlar o kadar güzel oluyor ki. Mesela El LKB kendi de öner, önertti. Ve e, El bizim sunduğumuz teklifi kabul etseydi çok güzel bir teklif sunmuştuk mesela. Ama LKB'nin mesela istekleri değişikti. Başka bir niyeti vardı. Şimdi muhtemelen kulüpsüz de kalabilir. Yani gideceği kulübe bizden istediği paranın üçte birini alarak o yıllık ücrette de gidebilir. Kaderini kendi belirleyecek. Onu söyleyeyim. Lerma'yı söyledik. UEFA kadrosunda belirttim. Şey Berge neydi? Sander Berge. Sander Berge'ye de teklif sundu diyorlar. Arkadaşlar ben bunu doğrulatamadım. Bilginiz olsun. Ama doğrulatan varsa da bir şey diyemeyeceğim. Hani ben doğrulatamadım. Haberiniz olsun. İbrahim Sangare ve Jefferson Lerma diyor. İbrahim Sangare'nin biz İbrahim Sangare'yi sorduk. Ciddi ciddi sorduk. 35 milyon euro dediler arkadaşlar. Geçen sezon 35 almışlar. Yine 35 istiyorlar. Biz dedik ki arkadaş bak, almışsınız, oynatamamışsınız. Demek ki sizde tutmamış. Daha uygun fiyata verin. Yok diyorlar. Şu an Fenerbahçe uyku moduna geçti. Her an açılacak gibi tetikte ama kapalı gibi. Yani Fenerbahçe'de transfer bitti gibi hareket edilecek. Ne olur bak beni yanlış anlamayın. Kulübe tepki vermeyin, başkasına tepki vermeyin. Şu an en doğrusu yani anlayacağınız tabirle söyleyeyim. E, araba aracı eee bayrağı aşağı indiriyorsunuz. Motor freninde gidiyorsunuz. Takmışsınız dördüncü vitesi. Motor freninde gidiyor araç. Arada sırada da frene basıyorsunuz. Siz yani yanınızdaki kişi diyor ki arkadaş niye frene basıyorsun? Bas kaza hemen bir an önce yol bitsin diyor. Sen de diyorsun ki hayır şu anda şu ana kadar tepeyi tırmandık. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi tepe aşağı iniyoruz. Burada da hızımızı korumamız lazım diye. Fenerbahçe şu anda bak tepeyi açtı. 6 transfer bitti. Şu anda yavaş yavaş aşağı iniyor. Bu aşağı inerken 3 transfer de yapabilir, 4 de yapabilir, 5 de yapabilir. 2 de yapabilir. O yüzden buradan sonra sabırlı olacağız arkadaşlar. Ve bakın unutmayın ana iskelet korundu. Ee, yan böyle şeyler, yan transferler yapıldı. Ana iskelet korundu, bitti. Yani Fenerbahçe'nin geçen sezonki kesin ilk 11'ini bir düşünün. Bugün e, Lugano maçına çıkacak kesin ilk 11'i düşünün. Deyin ki bana ya şu transfer geç kaldı. Bu transfer eksik kaldı. Hep ne diyorduk biz? Ya resmi maçlar başlıyor. Transferin daha yarısı yapılmadı diye. Farkında mısınız? Bilmiyorum. İlk resmi maçtan önce 6 transfer yaptık. Ve kadro büyük ölçüde şekillendi. Ben sadece bu kadar söylüyorum arkadaşlar. Büyük ölçüde şekillenen kadromuzda ortada. Hepinizin huzurunda. Fenerbahçe'yi ben kutluyorum. İlk defa çok güzel bir transfer sezonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Mantığım açısından. Şimdi önümüzdeki seneyi düşünerek söylüyorum. Ben. Önümüzdeki sene Fenerbahçe'ye kimi alacağım? Ben size şimdiden söyleyeyim mi? Tadiş'te Ceko emekli olacak. Sözleşmeleri bitecek gidecek. Emekli olacaklar ya da belki Arabistan falan. Bak iki tane test seçeceksin. Belki önümüzdeki sene 4 futbolcunu satacaksın. 6 futbolcunu satacaksın. Yani bu sene bu gerekiyordu. Bu yapıldı. Gelecek sene o gerekiyor. O yapılıyor. Bu kadar lafı niye anlatıyorum arkadaşlar? Fenerbahçe şu anda 6 orta sahanı menajeriyle görüşüyor. Hani şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bergeyi transfer etmek için e, hani girişimlerde bulunduğu şu oldu, bu oldu falan. Normal. Ha, Kagliari Cao Pedro'yu kadrosuna katmak istiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Araya sıkıştırayım. E, Cao Pedro'yu zaten birçok takım kadrosuna katmak istiyor ama bir an önce Pedro ve diğerleri giderse mesela bakın Ryan Kent mesela hazırlık maçlarında falan çatır çatır oynattırıldı. Niye oynattırıldı? Ya oyuncu şuna ikna olmuyor. Ya sen yeterince iyi değilsin cümlesine ikna olmuyor. Ama artık olmuştur diye düşünüyorum. Yusuf en Nesiri Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. İnşallah beklediğimize değer. İnşallah kaderi bahtı güzel olsun Fenerbahçe'deki. Hani ilk maçtan da leplebi gibi goller atsın ki taraftar ulan bu muydu beklettiğimiz? Bu muydu bizi bekleten demesin. Tek isteğim bu. Arkadaşlar bakın transfer süreci böyle bir süreç. Burada beni tanıyan tanımayan birçok arkadaşımız var. Kanala abone olan olmayan birçok arkadaşımız var. Ve hasetlik yapan da çok arkadaşımız var. Ulan adam ne dediyse çıktı. Ben bu adamı nasıl çöp ya şey yapayım. Çamur atayım. Zihniyetindeki arkadaşlar var. Vallahi ben direkt engelliyorum. Hiç uğraşmıyorum. Çünkü bıktım artık polemiklerden. Küfürlü yorum yapan, hakaret yapan, ne bileyim bir şey yapan da direkt avukatıma veriyorum. Vekaletimi verdim avukatıma. Ekran görüntüsü at yeter diyor. Ekran görüntüsü atıyorum. Ben uğraşmıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benimle uğraşan kişiler neyle uğraştığını çok çok iyi bilsinler. Neye, kime hizmet ettiğini de bilsinler. Bakın transfer sezonu böyledir, transfer dönemi böyledir. Her duyum sizi mutlu edecek diye bir şey yok. Ama yolun sonunda şampiyonluk olacağı garanti olsa her duyum sizi mutlu eder. Amacımız Fenerbahçe'nin şampiyon olması. O yüzden birlik olalım. Bir olalım. Yani beni kötülemenin, kanalı kötülemenin sizin kanalınıza faydası olmaz arkadaşlar. Sizi buraya e, o kötü niyetli arkadaşlar söylüyorum. Sizi buraya kukla gibi gönderen, sizi buraya tasmalı bir varlık gibi gönderen kişiler burayı kötülediğinde kendi kanalının büyüyeceğini, buradaki abonenin kendi kanalına kayacağını zannediyor. Benim takipçim değil. Bu buradaki de benim kardeşim. Buradakiler kayarsa size başka türlü kayar. O yüzden dikkat edin. Burayı kötülemek sadece size yol, su, hava, elektrik olarak geri döner. Ben tavsiyem yapayım da. Gerisi sizin beyninize kalmış. Hayırlı olsun Yusuf Ennesiri. Dinlediğiniz için de teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.